İyi misin Memati? İyi Musa. Abdülay adamına git bak. Hamit. 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 Musa, ben adamı dinlemem. Kafasını sıkarım. Ya nereye sıkıyorsun? Bizi Ersoy'a götürecek. Abi gitmiş. Arasana Hamid'ini. Cevap vermiyor. Vermez tabii. Bizi tuzağa düşürdükten sonra niye cevap versin? Bizi tuzağa düşürmedi. Ersoy hepimizi tuzağa düşürdü. Üstelik senin yüzünden. Ne işin var orada? Ne demek lan senin ne işin var? Bırakacaktım da Ersoy babanın elini mi öpecektin? Sen ölme diye, buradakiler ölmesin diye elini de öperim. Rahat ol sen. Memati. Sen kiminle artist konuşuyorsun lan? Seninle. Ne yapacaksın? Kesin gevezeliği. Çıkın dışarı. Abi. Çıkın dışarı, özel konuşacağız. Sana kaç kere dedim lan. Benimle adam gibi konuşacaksın. Sen de adam gibi davran. Çocuk gibi davranıyorsun. Dua et çocukları dövmem. Abi. Kafayı mı yediniz siz? Abdülay! Bırak usta! Geberteceğim artisti! Memati! Otur! Memati! Hamid'i savunuyor! Düşmanınızın adamını savunuyor! Kimseye bir şey olmasın diye elinden geleni yapmaya çalışıyor Abdülay! Olacaksa olsun usta! Daha kime bir şey olacak! Bu ölüm korkusu da nereden çıktı? O Hamid'in kafasına gözünün önünde sıkacağım! Onlar senin kafana sıkmasın da! Ya cevap verme sen de! Sıksın lan! Sıksın! Ya. Çağır sıksın! Yeter! Yeter! Sen ayakçı, Kenan ayakçı. Biz nasıl iş yapacağız? Asıl böyle böyle yapacağız. Kimse bizden şüphelenmez. Pusat, kimse senden şüphelenmez de senin onların yanından ayrılıp bir şey yapman da imkansız. Yanlarından ayrılmama gerek yok. Sadece zaman içinde güvenmelerini sağlamam lazım. Boş iş. Asıl sen boş boş konuşma. 10 senedir burada değiliz. Başbakanın, cumhurbaşkanının ismini bile bilmiyoruz. Buranın parası yüksek mi, düşük mü haberimiz yok. Bir etrafa bakalım, tanıyalım. Bundan sonra yapacağımızı yaparız zaten. Seni anlayan bu tarafa gelsin. Ulan bir tarafın Karadenizli, tutuldun mu gözün hiçbir şey görmez. Bir taraftan da hesap kitap yapmadan adım atmayı düşünmez.
Oğlum, bir tarafımız Lazlı ya, bir tarafımız Süleyman Çakır. İki adam aynı anda taşımak biraz ağır bir yük ama. Oğlum, seninkiler Ersoy Ulu Bey'le barıştılar mı? Yok, niye barışsınlar? Allah Allah. Ne oldu ki? Vızır vızır mal geliyor babama. Ersoy'un malı mı? Normal sevkiyatın haricinde geliyor. Oğlum, evleneceksin ya. Babam para topluyor. Nereye lan? İşim var. Nereye gitti bu şimdi? Efendim, Hamit geldi. Tek parça mı gelmiş? Gelsin bakalım. Sana kıyamadım. Yine canını bağışladım Hamit. Ama bir daha bağışlamam. Beni nasıl satarsın sen? Hadsiz. Benim verdiğim emirleri yerine getirmedikten sonra sen kimsin ki ben seni alayım satayım? Ben senin için sözümü ortaya koydum. İsmimi ortaya koydum. Kellemi ortaya koydum. Bunun karşılığı bu mu? Üstüme domuz bağcıları yollamak mı? O ismi de ben sana verdim. O kellen ben olmasaydım çoktan bedeninden kopmuştu. Sen Ersoy Ulu Bey'i nasıl öyle bir yere çağırırsın? Ben sana pazarlık için bir emir verdim mi? Her şey senin emirlerinle olmuyor. Kala kala yanında bir ben vardım. Şimdi ben de yokum. Yok musun? Defol git. Gideceğim tabii. Seni mi dinleyeceğim? Yürüyün lan. Yürüsenize lan dedim. Ben olmasam senin peşinden sahipsiz itler bile gelmez. Bırak bu civanları. Polat'la birlikte Memati de oradaydı değil mi? Niye oradaydı? Bana, sana sıkmak için oradaydı. Ben bunları tanımasam, bu şerefsizliği yapacaklarını bilmesem, senin dediğin yere gözü kapalı gelirdim. Abdüley bana söz verdi. Abdüley sana söz verdi. Polat, Memati sana söz verdi mi? Sana yapılan iyiliğe bir ömür sadık kalman yüzünden sen benim Hamid'imsin. Abdüley senin için önemli mi? Canını bağışladım gitti. Ama öbürleri benim düşmanım. Senin de düşmanın. Bir daha beni satma. Bir daha benim gözümdeki değerini düşürme. Sen benim kılıcımsın. Benden çalanların ellerini sen kesersin. Bana karşı yürüyenlerin ayaklarını sen koparırsın. Merhaba abi.
Eren, bana da bir çay doldur. Ne haber Abdül? Doldururum abi. Alper'i ara. İhtiyarlara ricamı iletsin. Leyla'yı sürecekler. Kızın arkasında dursunlar, İstanbul'da kalsın. Olur. Kıza da gıcıksın diye daha uzağa sürdürme. Ben kimseye gıcık değilim. Kendim gıcığım diyorsun yani. Doğuştan gıcık abi. Ama tatlı bir gıcık. Özellikle de dayak yedikten sonra. Ve Mati dövdü mü yoksa seni? Ayıp ayıp, adam bir de yaralıydı. Yarım sayılır. Siz daha dalga geçin abi. Hepimizi birden öldürtsün, anca rahat ederiz. Memati yüzünden ölmeyeceğim de kimin yüzünden öleceğim Abdülay? Abi adam bunalımda. Bunalımdaki adam hata yapacak. İllaki yapacak. Biliyorum Abdülay, biliyorum. Biliyorsun. Adamı da benden gizli mekana çağırıyorsun. Abdülay, bilmem fark ettin mi? Ersoy gelmedi. Tetikçilerini gönderdi. Memati de orada olmasaydı senin yüzünden ölmüştük. Ama senin yüzünden ölmeyeceğim. Memati yüzünden ölmeyeceğim. Kimin yüzünden öleceğim Abdülay? Oo, sen mesaiye bu saatte mi geliyorsun? Bak koçum, herkesten önce gelecek, çayı demleyeceksin. Abi bir konu var, önemli. Hayırdır Pusat? Birini sevdim, babası Ersoy mu çıktı? Abi Ersoylu Bey Yaşar Katırcı'ya mal sevk etmeye devam ediyormuş. İçimizde bir hain eksikti, o da çıktı çok şükür. Müsait misin savcı hanım? Gel gel. Hayırdır, yazın geldi mi? Gelmedi ama gelir. Ben eşyalarımı toplayayım da. Ne ikram edeyim sana? Şimdi içtim, teşekkür ederim. Bu böyle mi olacak hep? Nasıl böyle mi olacak? Önümüze gelen her dosyada... Birileri bizi şikayet ettiğinde, birilerinin işine gelmediğinde hep sürülecek miyiz? Maalesef yapacak bir şey yok. İnsanlar bizi bağımsız olarak biliyor. Ama mesleki geleceğimiz bakanlıkta veya kuruldaki meslektaşlarımızın iki dudağı arasında. Ben diyorum ki bu konudaki mücadelemizi örgütlü yapalım. Dernek kuralım. Hem bakanlığa, hem kurula, hem de yüksek mahkemelere karşı birlikte hareket edelim. Ben derneğin hiçbir işe yaramayacağına inanıyorum. Niye? Maalesef hakim ve savcı arkadaşlarımız mesleğin sorunlarından ziyade
ideolojileriyle olaylara bakacaklar. Bir kısmı bakanlığın tasarruflarını beğenmeyecek, bir başka kısım da yüksek mahkemenin yöntemini beğenmeyecek. İkiye bölüneceğiz. Yani hiçbir işe yaramayacak. Bizlerin mağdur olması önemli değil. Bizlerin vasıtasıyla hak arayan vatandaş da mağdur olacak. Bizim bağımsızlığımız ve tarafsızlığımız bizim için değil, vatandaşımız için teminat. Haklısın savcım. Ama 28 Şubat'ta yüksek yargıçların gidip de düzmece irtica tiyatrolarında saf tutması vatandaşın yargıya olan güvenini sarstı. Bugün de aynı şey devam ediyor. Katılmayacak mısın dernek çalışmalarımıza? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davut Bey şimdi geliyor. Buyurun ofisinde bekleyin. Bir şey içer misiniz? Bir şişe içki getir. Şaka ediyor babam. Böyle bir kova ıhlamur getir, belki uyuşturur beni. Sağ olun, bir şey içmeyeceğiz. Baba, ilaç alsana sen. Sakinleştirici falan. İçerim. İçerim ama bir şartla. İçmezsen içme baba. Ben senin için söylüyorum. Bak, bugünden babanı ikinci sıraya atıyorsun. Demedi deme kızım. Koca her zaman bulunur. Ama benim gibi baba bir daha bulamazsın. Senin gibi babayı nereden bulayım ben? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkes hazır buradayken nikah memurunu da çağıralım, bu işi bitirelim. Kurban mı kesiyorsun, gelin mi alıyorsun, anlamadık ya Davut Bey. Baba, peri bari gelinlik giyseydi. Yok, ben gelinlik falan istemem. Böyle gayet iyi. Bence de uzatmayalım artık. Annenin bir gelinliği olacaktı kızım. Baba, sen yeniden evlendiğinde onu cici anneme giydirirsin. Ben nikah memurunu çağırayım o Davut zaman. Davut Bey, iki tane de yalancı şahit bulun bari. Utanıyorsan alma kızımı be adam. Ya niye utanayım? Biz bunu merasim şeklinde olmamasına karar verdik periyle. Biz de İnci ile merasim olmasını istiyoruz, değil mi İnci Hanım? Benim için fark etmez. Madem gençler böyle istiyor. Benim için fark eder. Ben dostlarımı çağıracağım. Ara Mehmet Fikret'i gelsin. Ne büyütüyorsun İbrahim? Tek dostum Fikret Bey zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz, çok. Baba, illa ağlayıp beni rezil edeceksin değil mi herkese? Kızım, sen kocaman bir kedisin. Kocaman nankör bir kedi. Ne yapıyorsun İmdat? Abi canma canma doyumuyor, ne yapayım? Yemek söyleyeyim yeğenime. De ki valla. İyileşmişsin İmdat'ım. Yarım ekmek arası köfte fena mı olur? Fena olur abi, doymam. İki ekmek arası köfte isterim. Polat abi, burada bana Ecevit gibi komple yapılır. Öldürecekler acımdan. Ne olmuş ki Ecevit'e? Bilmiyor misin? Az kaldı öldürürlerdi bir çare adamı. Raşan Hanım yetişmese ölüydü. Senin de Zaza dayın var. Dayımın geldiği mi var? Cevher dayımın yanından buraya mı vuruyor?
Gelmişken Cevher'i de ziyaret edeyim dedim ama burada yokmuş. Hangi hastanede ki? Burada değil mi? Görür müsün bak, dayım bana yalan söylüyor o zaman. Dayım burada mı dedi? Burada dedi. Cevher dayım öldü mü Polat abi? Ölse iyi imdat. Ölse iyi. Ersoy'un eline düşmüş demek ki. Ben zaten dayımın fiskoslarından anladım. Senin ne kadar çok düşmanın varmış. Düşman iyidir. İnsanı diri tutar Yaşar'cığım. Diri tutmasına tutar da para kaybettirir. Ne oldu? Yine kim paramıza göz dikti? Ünsal öğrenmiş bu işi yaptığımızı. Diyor ki Ersoy'un parası bizim paramız. Bize vereceksin. Bir kilo da onun için taşırız. Ne dert ediyorsun? Bir kilo şahsı için Ünsal'a yeter de Ünsal sadece kendisi için konuşmuyor. Amerikalılarla başımı belaya sokma diyorsun. Aynen böyle diyorum. Biz açmazsak başkaları bu hattı açacak Yaşar. Bari bizim kontrolümüzde olsun. Afganistan'dakiler bütün malı içecek değil ya. Amerikalıları bilirsin. Her şeylerine dokun ama ticaretlerine dokunma. Dokunmuyorum. Paylarını veriyorum. Onlar da bilsinler ki tek akıllı kendileri değil. Sen Almanla aranı iyi tut. Problem çıkarmazlar. En azından bizim üstümüzden ne kadar mal gittiğini bilirler. Rusya üstünden giden kaç kiloya hükmedebiliyorlar. Hepsi kaçak. İbrahim, sen kızı Davut'a nasıl verdin? Sus Memati, sus. Kızım beni yarı yolda bıraktı. İyi yaptın İbo. Yoksa evde kalacaktı kızın. Allah mesut etsin İbo ama vermeseydin kızı, aklımda onun için biri vardı. Kim? İş bitmiş. İsim vermem. Polat Alemdar mı yoksa? Kardeş, sen kızını sevmişsin. Seveyim. Polat Alemdar'ın kilerin hangisi yaşı? Ölsün mü istesin kızı? Doğru söylüyorsun da Zaza, Memati ölmeyecek birini tanımaz ki. Be adam, bırak şu işin yakasını. Kız nikaha oturacak diyorsun. Hadi kalkın. Kalkın, ne konuşacaksınız? Nikah masasında konuşursunuz. Gelemeyiz İbo. Yarın yap. Aşımı yaptırıyoruz kardeşim.
Nikah yaptırıyoruz. Polat Alemdar, kızımın nikah şahidi olacaksın. Olurum. Ne zaman? Şimdi. Şimdi olmaz İbrahim. Ne zaman olur? Daha sonra İbrahim, işimiz var. 2 saat sonra olur mu? Bakarız İbrahim. 2 saat sonra bekliyorum. Demedi demeyin bak. Gelmeyeni yazarım. Hayır mı? Yine mevzu ne? Biri bize ihanet ediyor. İçimizden biri. Hayırdır savcı hanım, nereye? Eşyalarımı topladım efendim. Nasılsa geçici görevli... Koy o koliyi, koy. Kurul müfettişin raporunu kabul etmemiş. Nasıl olur efendim? Sana sormak lazım. Kimi aradın? Kimi araya koydun? Aman efendim. Kimi tanıyorum da kimi araya koyayım? Zaten kurul tanıdıklarımla görüşmemi istemiyor. Belki Polat Alemdar durdurdu. Diyordu dün, ben bir konuşayım ister misin diye. Ben de aman kalsın dedim. Gelecek seçimlerde kesin aday yaparlar seni. Madem bu kadar güçlüsün. İnsan yatağı yata sıkıntıdan patlı. Yok mu 52? Bir el pişti atsak? Yok. Zar vardır illa. Barbut oynayak. Yasak. Ya bari parayla tek mi çift mi oynayak? Ya siz ne kadar para azdan korkusuz? Ya tamam tamam söz. Ya çoğa soymayacağım sizi. Kumar bile oynamıyorlar. Nasıl insanlar bunlar? Ersoy yanına ne kadar kütük varsa doldurmuş. Can Polat, büyük bir ithamdır bu. Hepimiz insanız, hata yaparız. Ama ihanet başka bir şey. Bu odada hain yok. Yezid yok. Var Zülfikar ağa. Ya Hamit meselesi yüzünden Abdüleydi ya. Niye anlamışsın? Bazen anlamayınca hiç anlamışsın Zülkifa ağa. Abdüley bize ihanet etmedi, etmez de. Abdüley de ihanet etmediyse o zaman
İhanet nedir? Bana hele bir anlatın o zaman. Madem ben de değilsiz. Ben sana bir şey demiyorum. Diyorum ki bizden biri Ersoy'a uyuşturucu akışını sağlıyor. Buna niye ihanet değilsin? Ben sana demedim mi adamın yolunu açak ki Ersoy malını götürsün, açığa çıksın. Ben de sana olur dedim. Adamın malını Yaşar'a götür demedim. Dön lan buraya. Ulan sen bizim arkamızdan nasıl iş çevirirsin? Memati bırak. Memati. Memati bırak dedim. İhanet eden ölecek usta. Bırak dediysen bırakacaksın. Memati! Nerede Zaza? Selman kim? Kim soruyor? Selman sen misin? Değilim. Sana ne lan o zaman? Kim soruyorsa soruyor. Kalk buradan. Benim. Senin mesleğin ne lan? Tırcı, tır şoförüyüm. Sen kimsin? Senin o mallarını götürmem dediğin Ersoy Ulubey var ya, onun Azrail'iyim. Bundan sonra size biri derse ki Ersoy Ulubey'in malını taşımayacaksın, git derdini Hamid'e anlat deyin. İşinizi yapın. Ben işini yapan adamı severim. İşini yapmayan adamı da hiç sevmem. Madem sen işini yapmıyorsun, tırını sürmüyorsun, bir daha direksiyon sallama o zaman. Sen de git, bir derdin varsa Zülfikar Ağa'ya anlat. Senin emrinle direksiyon sallayacak değilim. Sallamayacaksın oğlum zaten. Bırak direksiyon sallamayı. Bundan sonra karına bile el sallamayacaksın. Deseydim ki Cevher elinde varsın olsun diyecektiz. Ben sizi bildim mi? Biz ne zaman biri ölsün dedik düşmanımızın elinde? Aradığında bizi çadıra koşup gelmedik mi? O başka, bu başka. Ben de bilim Ersoy şerefsizle pazarlık yapılmaz. Ama en azından Cevher'in yerini öğrenem, herifin yerini öğrenem, gelem ondan sonra söyleyem dedim.
Benim çocuğum ölmüş. Senin cevherin ölmüş, yok mu? Senin çocuğun ölmüş ya. İyi. Burada kimse yaşamasın zaten. Nemati, senin çocuğunu kurtaramadık ama ben cevheri kurtarma ihtimalim var. O ihtimal için her şeyi yaparım. Size satma gelir, bana oyun gelir. Söyle sen, biz ölsün mü diyecektik? Madem oyun diyorsun, oyunu kuralına göre oyna. Gel bize de söyle. Seni yeğenini alırsa, sen öyle yaparsın. Zaza, adam senin zaafını gördü. Daha durur mu? Ne yani? Bu Ersoy hiç ölmeyecek mi? Biz de onun zaafını gördük. Para. Ben de onu paraya boğarım. Siz onu boğmazsınız. Hadi be. Adam hala yeğenim diyor. Aferin lan. Sağ ol abi. Ya ben Memati'yi kırmak, birbirimizi satmak için yapmadım ha. Biliyorum Zaza. Ama gelip bana ne zaman bir şeyi eksik söylesen, başına bir iş geliyor. Sen de bunu biliyorsun, değil mi? Bilim. Bilim. Huyum bu. Neden? Ya kardeşim, sizin yanınızda durmak, bıçak sırtında durmak. Bıçağın bir tarafı ihanet, öbür tarafı ibadet. Neden? Benden hiçbir şeyi saklama. Şimdi anlat. Ersoy'la nasıl, nerede buluştunuz? Boş ver geçmişi konuşma ya. Bu mafyanın da geçmişi konuşması ben hasta edeyim. Buluşacağım Itzoy'la. İyi. Buluşmaya gelirken ona diyeceksin ki cevheri de getireceksin. Sıkar ha kafasına. Manyak bu bilmemişsin. Zaza getirecek. Sana da ona da sıkacak. Sen rahat ol. Senden istediğini almadan bunu yapmayacak. Sen ne yapacaksın? Ben cevheri alacağım. Memati Ersoy'un canını alacak. Değilsin. Diyorum. Hele bu işten önce sen beni satanı söyle. Nerede fire vermişim ki biri gelip beni sana okuy? Bu mafya bir tek geçmişi konuşmayı sevmiyor Zaza. Her şeyi konuşmayı seviyor. O yüzden hiçbir şey gizli kalmıyor. İbrahim, 2 saati geçti. Demedi deme, seninkiler gelmez. Geleceğiz dedilerse gelirler Fikret Bey. Rahat olun. Ben rahatım İbrahim. Kızımızı vereceğiz, gideceğiz. Sıra sizde Fikret Bey. Bu salgın hastalık gibi bulaşır mı diyorsun İncicim? Bence lüzumsuz yere uzatmayalım. Fikret'le İnci şahit olsunlar, atalım imzaları. Acelen mi var Davut'cum? Haklısın. Zaman bizim yaşımızdaki insanlar için çok önemli. Her saniye çok kıymetli. Benim kızımın nikah şahitleri belli. Onlar gelince nikah olacak. Baba, ne olur yapma böyle. Alo, Memati neredesiniz?
Ne zaman gelirsiniz? 2 saat sonra. Baba, sonra gelirler. Bak, bir ara yemek veririz. İbrahimciğim, uçak bekliyor, uçak. Tamam, tamam, bekliyoruz. 2 saat sonra. Patlatmayın bana uçağı. Bekleyeceksiniz işte.